Ağız. Ağız doğru cevap. Ödüm koptu. Takdis. Takdis doğru cevap. İki tane fiil. Getir götür. Getir götür doğru cevap. Almak, sahne almak. Sahne almak doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinin son yarışmacısı Elif Hanım'la beraberiz. Elif Hanım, merhaba. Tekrardan merhaba. Neler oluyor ya? Vallahi nefes kesici bir mücadele, konuşamıyorum bile. Evet. Çok heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandınız Gerçekten mı? Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Ben Hasan Bey 9800 yapıştırınca dedim ki tamam, fişi çektik herhalde. Sonra Mehmetcan Bey geldi. Ben, 24. Evet. Yani hem sürede öttürdü. Hem puanda, Allah Allah ya. Şimdi bakalım, sizden de endişeliyiz. Bakalım siz ne yapacaksınız? Ümitliyim. Yok işte o anlamda zaten. Hani bakalım siz ne yapacaksınız? 3 dakika arttırdı falan gibi bir şey yaşanır mı diye korkuyorum. Benim bünyem taşımayabilir bunu. Ben size harf versem 9900 olsa? Olur. Bir kere şunu da sorun diyeyim, ek soru koysanız keşke. Olur, vallahi olur, onu konuşurum ben. Yapımcı tanıdık. Hallam onu ya. Şey yaparım. Vallahi hazırlandınız mı? Ay zaten bomboş bir soru sevgili izleyenler. Ama gerçekten hazırlandım sabah akşam YouTube'dan. Gerçekten kelime mi? Kelime oyunu, vallahi öyle oldu. Ay iyi bari. Ha, kelime oyununu seyrederek evet. Hazırlandınız. Aynen, ben de işte söz, ben hazırlandınız mı deyince benim kafamda canlanan Rocky filminde merdivenden koşmak gibi bir şey oluyor. Çok acayip. Divan Lügat-ı Türk'ü açıp böyle. Divan Lügat-ı Türk var kelime... sizde. Kelime yok. Peki. Ne yapalım, başlayalım. Hadi ya. Hadi başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. Ablar, isimler anlamına gelen bir kadın ismi. Esma. Esma doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemiz. Bir erkek ismi buyursunlar. Özü sözü doğru olan, yiğit Mert. Anlamlarında bir erkek ismi. Mert. Mert doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Bir canlı türü soruyoruz. Tek kelime cevabımız yapıştır soruyor. Aynada kendilerini tanıyabilen ve dünyadaki en zeki canlı türlerinden biri olan memeli türü. Yunus. Yunus doğru cevap. Yine 5 harfli, tek kelime bir cevap. Eski ama bilinen bir sözcük gelsin soru. İlahi bildiri. Vahiy. Vahiy doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Alt anlamı yiyecek kültürünün tamamı olan sözcük. Mutfak. Mutfak doğru cevap. Yine 6 harfli Latince kökenli bir anatomi terimi sormaya karar vermişiz. Allah bizi ne yapsın? Gelsin soru. Gözün ışığa duyarlı milyonlarca sinir hücresi barındıran ve görmeyi sağlayan tabakası. Retina. Retina doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Hepimizin bildiği bir tabir geliyor cevap olarak şu soruya. Doğal uydumuzun insanların ruh halini etkilediğine inanılan evresi. Dolunay. Dolunay doğru cevap. Yarışmanın ortası 3700 puan. 3 dakika 35 saniye. Tek kelime etmiyorum. İkinci 7 harfliye geçiyorum. Efendim yine tek kelime ve bir sıfat olarak cevap alacağız şu soruya. Gelsin bakalım. İpe sapa gelmez anlamına gelen sıfat. Tutulmaz, mantıksız, alakasız, ilgisiz. Makul olmayan. Akılsız, akıllıca yani, değil. Yani orijinal değil. Bayağı, sıradan. Gibi bir şey. Sıradan. Değil. Yani öyle değil, kelimenin bilindik, bir şey. Bilindik, ipe sapa gelmez. Yok işte bilindik değil. Bilindik değil. Gerçek dışı, asılsız. Mesela gerçek bir şey değil. Nasıl bir şey? Aa bu gerçek, gerçek değil. Değil bu. Aman yalan. Nokta nokta gerçek Uydurma. Değil. Uydurma. Heh. Uyduruk. Uyduruk doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Bir meyve ismi sormaya karar vermişiz. Buyursunlar. Soruyoruz meyve. Meyve soruyoruz.
Böğürtleni andıran kırmızı renkli sulu bir meyve. Framboaz. Framboaz doğru cevap. Yine 8 harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin soru. Mecazen sıklıkla sürekli olarak zırt pırt anlamlarına gelen bir söz dizisi. Durduk yere, habire gibi bir mecazen, şey. Mecazen sıklıkla. Evet. Zırt pırt, zırt pırt. Aman nokta nokta arayıp durma. Habire gibi bir şey. Ha deyince. Değil. Birre, birdenbire. Değil. Sıklıkla, evet. Sürekli olarak. Evet. Yani aman nokta nokta ne arayıp duruyorsun ya? Ya da nokta nokta kapıyı çalma. Durduk yere. Birdenbire de bir, çok yaklaştınız. Basmalı mıyım acaba? Bir. Bir noktada basmalısın. Bir noktada. O kelime var. Nokta. Hayır işte. Bir var. Evet. Tamam. Habire. Yani bir iki ayrı kelime bunlar. Durdurun artık gidiyoruz. Evet zaten. Gidiyorum. Süre gidiyor. Arada bir. Ne? Arada bir. Onun gibi başını değiştireceksiniz. Sürekli olarak. Arada bir değil de sürekli. Durmadan. Arada bir değil de. Daima. Hayır. Sıklıkla. Sadece başını değiştireceksiniz. Tamam bir ama ne bir? Hayır söylediniz. Arada bir. Ha. Nokta nokta da bir arıyor. Dakikada bir, saniyede bir. Ay ya, ya sayı yine ya. Say 30'da bir, 10'da bir. Daha baş 5'te bir, 2'de bir. 2'de bir. Of be. Allah Allah. Ah. Elif Hanım. Ne oldu öyle? Mahvolduk. Elektriğiniz kesildi. Vallahi gitti. Faturayı mı ödemediniz? Ne yaptınız birden? Vanayı kapattık. Evet. İnanılmaz. Ay, ödüm koptu sevgili izleyenler. Yüreğime iniyordu. Aa, sağ yanağımı hissetmiyorum. Stresten. 26 saniyeniz var. Ay. 4 tane de sorunuz var. Mehmet Can Bey'i aşabilmemiz için. Ay, bir mola mı versek, ne yapsak, çay mı koysak? Bilemedim ki. Gerçekten inanılmaz. 4 tane soru var. 2 9 harfli, 2 tane de 10 harfli. Ah. Vallahi yüreğim dayanmayacak. Bu ne be? Evet. 30'da bir falan dediniz. 51, gerçek 30'da kendinizden geçtiniz. Kesirler sayı, konusuna geçtik. Sayı deyince gittiğiniz yer 50. Gözünüzü matematik doyursun. Yani 50'de ne işiniz var? Efendim gayet iyi. Şimdi 9 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Kalıplaşmış bir tabir. Süre konusunda artık o kadar rahat davranmasanız iyi olur. Gelsin bakalım sorusu. Aşırı derecede gelişmiş anlamında kaba bir tabir. Aşırı gelişmiş, aşırı derecede. İnsanlar için kullanılır. Aa nokta nokta olmuşsun. Şişmiş. Hayır hayır. Şişik böyle aşırı hayır, derecede hayır. Gelişmiş. Ha, usta olmak. Hayır hayır. Ya, mastar yok. Tamam. İki kelime. Büyümüş. Aa nokta nokta olmuşsun denir. Gibi var mı? Ne? Bir şey gibi. Yakıştırma yok. Yok, yok gibi tamam. Yok. Aşırı derecede gelişmiş. Bayram ziyaretlerinde sizin oğlan da nokta nokta olmuş ya. Kocaman olmuş. İki kelime. Biraz samimi, aşırı samimi bir de şey yani kaba da yani. Aa bu ne kadar büyümüş gibi. Dana gibi olmuş. Ya yok ama bunlar evet. Gibi yok ama iyi başladınız. Tosun, dana. Başka? Başka bir yine manda. Devam. Başka bir hayvan. Öküz. Hayır daha üstüne binilen diş. İşte. At. Hayır. Hayır. At değil yine. Öbürü. Aa, eşek. Aa. Eşek. Eşek ah. Kadar. Ah. Hiç hak etmediğimiz. Hiç hak etmediğimiz bir yerde patladık. Sevgili eşek kadar severler. Of. Gerçekten. Ne yapalım? Çayı söylüyorum artık. Eşek kadar, eşek kadardı değil mi? Hafızamı da kaybettim. Eşek kadar, evet. Yani gerçekten Elif Hanım. Bitti galiba benim. Ne? Beyin gücüm bitti galiba. Yo, nazar. Nazar değdi.
Arada dedik ya 3700 puan, 3 dakika falan nazar değdi. Kesin. Kimin nazarının değdiğini sonra söyleyeceğim. O kendini biliyor. Soracağım 3 tane daha soru var. Onları rahat, da rahat sorayım. Siz de çatır çatır bilin. Ağlayalım. Çünkü aynen zaten olacak olan o. Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap, bir birleşik kelime ayrı yazıldığı da görülüyor. Gelsin soru. Bir yerdeki kalabalığı ağzına kadar tıka basa biçimde anlamlarıyla niteleyen tabir. Hı? İğne at. Yok. Nokta nokta dolu. Tıka bas a. Yok. O yazıyor. Böyle bir, evet. Böyle bir harf alayım. Alın efendim, tabii artık rahatız. Verin efendim harfi. H. Gelmiyor. Böyle bir kinli gibi. Hınca hınç. Hınca hınç doğru cevap. Efendim 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Nasıl sormuşuz? Mecazen içli dışlı, aşırı teklifsiz, araları çok iyi anlamlarına gelen söz dizisi. Can ciğer. Daha böyle vıcık vıcık bir ilişki gibi düşün. Mıç mıç. Daha böyle... Yani çok senli benli gibi bir şey. Bunu çok kullanmayız. Tatlı bir ilişkileri var. Şerbet, laçka, değil. Lavabali. Yok. Harf alın. Harf alayım. Harf verin. Yumuşak ye. Bir tane daha alayım. Yani o kadar, bir tane daha aldık. Be. Yani o kadar böyle bir şey yakınlar ki o samimiyeti ekmeğe sürebilirsiniz yani. Yağlı ballı. Yağlı ballı doğru cevap. Samimiyeti ekmeğe sürmek. Gerçekten daha ne kadar saçmalayabileceğimi ben de bilmiyorum sevgili izleyenler. Evet. İşe yarasın diye uydurduğum şeye bakar mısınız? Efendim 10 harfli son istediğimiz cevap 2 kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Severim de ben bunu. Yok. Pembe bulutumsu görüntüsüyle her daim cazip gelen, ağza atıldığında eriyen tatlı yiyecek. Pamuk şeker. Pamuk şeker doğru cevap. Ah be Elif Hanım. Ah be. Gerçekten enteresan bir sonuç. Ama yağlı ballı da gelmezmiş sanki ya. Yağlı ballı orada da söylerdim canım, samimiyeti ekmeğe sürüyoruz falan. Aa, o zaman diye. Olurdu. Ne yapayım canım? Yağlı ballı ne zaten? Öyle. Kim kullanıyor? Kim kullanıyor? Onun ismini verin bize sevgili izleyenler. Vallahi ayaklarınıza sağlık Elif Teşekkür Hanım. Ederim. Gerçekten muhteşem bir yarışmacısınız. Belki bir daha katılırsınız. Orada belki başka yani ne bileyim işte bu ay finalini de kazanırsınız. Orada Mehmetcan Bey'in olmayacağı kesin. Evet zor. Yani. Ve kem gözlerinin. vallahi çok tebrik ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma da. Sağ olun, ben de çok memnun oldum. Harika bir yarışmacısınız gerçekten. Hanımlar beyler, Elif Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve Mehmetcan Bey'i yanımıza davet ediyoruz.